hemen. Ya ben bu soruda şöyle, hani aslında sen başa gelinceye kadar benim bir fikrim yoktu, şuna gelinceye kadar. Ama sonra baktım ki sen soruyu şey yapmışsın, çözmüşsün aslında. Niye? Bak, kaç tane 3 var? Şey, kaç tane 5 var? 3 tane. Kaç tane 5 var? 1 tane. Kaç tane 5 var? 2 tane. Kaç tane 5 var? 3 tane. Bu kadar. 5 sayısını veriyor. Hani neden bilmiyorum. İşte o 5 sayısı. Anladın mı? Anladım. Hiç öyle Peki. düşünmemiştim aslında. Ben Tamam. şuraya kadar rakamları topladım falan, bir şey yaptım. Baktım sen bunların üstünü çizmişsin. Dedim herhalde 3 sayı. Sonra 5'leri kontrol ettim. Şey oldu. Yani gördüğün gibi bir tane daha başka bir soru tipiyle karşılaşmış olduk. Peki. A artı B. Şuraya dikkat et. A artı B neymiş? A artı B. C artı 6'ymış. A artı C. A artı C. 10 A'ya eşitmiş. Buradan ne söyleyebilirim? C gördüğüm yere, hatta şuraya yazayım. C gördüğüm yere 9 A yazabilirim, değil mi? Şurada. C Evet. gördüğüm yere 9 A yazıyorsam, B gördüğüm yere de 8 A artı 6 yazabilirim. Bak, hepsini tek cinsten yazabiliyoruz, tamam mı? Hani burada neyi soruyor tabii, bu da önemli de. Hani B eksi C bölü A'yı soruyor. Zaten C bölü A'yı biliyoruz bu arada bro. Niye? Ben C gördüğüm yere 9 A yazabilirim. 9 A'yı 9'a böldüm, 9. Aslında benden B eksi 9'u istiyor. Hadi B'yi bulalım. A ile diyor C'nin çarpımı 4B bölü 3'müş. Ben hepsini A cinsinden yazabiliyorum ki, bak, C gördüğüm yere ne yazacağım? 9A. B gördüğüm yere kaç yazacağım? 8A artı 6 bölü 8A artı 6. 8A artı 6. Bir de bölü 3'üm var. Şimdi çarpanlara ayırma yapmadan olmuyor mu? Bir de şuna bakalım istersen. Hani daha kolay bir şey gelecek mi? A çarpı B de 3C'ye eşitmiş. 3C'ye. Şu rengimi değiştireyim. A çarpı B 3 tane C'ye eşitmiş. Peki ben B gördüğüm yere ne yazacaktım? B gördüğüm yere ne yazacaktık? Ha, 8A artı 6. Yani A çarpı 8A artı 6. Yok, bir şey değişmiyormuş herhalde. C gördüğüm yere de 9A. Yok, geliyormuş buradan. Tamam. Çünkü niye böyle yaptım? Bu denklem çok karışık geldi. Bak, buradan a'ları sadeleştirince 8a eşittir. Ne olacak? 27'den 6'yı çıkartırsam 21. A eşittir 21 bölü 8. Bak, a gördüğüm yere 21 bölü 8 yazacakmışım. Peki b'yi bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Çünkü ben buraya ne yazacağım? 21 bölü 8 yazacağım. İşte 8'leri sadeleştirirsem 27 geliyor buradan. 27 eksi 9'dan 18. Yani şuradan şeyi bulduk. B'nin 8A artı 6 olduğunu, C'nin de 9 tane A'ya eşit olduğunu bulup götürüp yerine yazdım aslında. Anlaştık? Anladım. Tamam. Peki. Şuna bakalım. Şimdi burada çözüm kümesi boş küme ne demek? Şimdi burada bir boşluk bulayım. Bu Mat 1'in önemli konularından bir tanesi, aynı zamanda analitik geometride de karşına gelecek. A1x artı B1Y artı C1. Bu D1 gibi bir doğru isim gelir. Tamam mı? Yani bunun bir denklemi, yani grafiği doğrudur. A2X artı B2Y artı C2 eşittir 0. Bu da D2 gibi bir doğrudur. Şimdi bak, eğer bunlar birbirlerine paralel olurlarsa hiç ortak noktaları yoktur. Hiç ortak noktaları yok ne demek? Çözüm kümesi boş küme demek. Anlaştık mı? Peki bunun paralel olma şartı neydi? A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 eşit değildir C1 bölü C2. Genelde zaten burayı kullanmayız. Ha, analitik geometri biliyorsan eğimden de gidebilirsin. Eğer iki doğru birbirine çakışıksa, yani çakışıklık demek şu demek, yani aynı doğruluk belirtiyorsa, yani çözüm kümesi reel sayı demektir. Bak, burada boş kümeydi. Burada reel sayı. Pardon, bu ses için aşağıdaki inşaat hala bitmedi. Burada ise her şey birbirine eşit. Yani A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 eşittir C1 bölü C2. Yani zaten soruların ikisinde de var galiba. Bir tanesi boş küme olanı. Bak şimdi. Boş küme ise ne olacaktı? X'in katsayısının X'in katsayısına oranı, yani A bölü 3A eşit olmalıymış. Bak, Y'lerin katsayılarına dikkat et ama B değil burada.
Bak burada da y var ya, burada b eksi 1 var. Muhtemelen 30'a düşmüş olabilirsin yani y parantezinde. B eksi 1, burada da b var. Şimdi ben burada içler dışlar çarpımı yaparsam, yani a'ları sadeleştirdikten sonra içler dışlar çarpımı yaparsam b eşittir 3b eksi 3. 2b eşittir karşıya attım 3. b eşittir 3 bölü 2. Var mı kafana takılan bir şey? Anladım. Tamam. Yani çözüm kümesi boş küme demekle paralel demek aynı şey. Paralel dersem analitik geometri sorusu, boş küme dersem mat bir sorusu. Boş küme demek paralel demekmiş deyip şu soruya bakalım. Bak burada da ne diyor? Tüm reel sayılar diyor. Tüm reel sayılarsa ne yapacaktım? X'in katsayısına bölecektim. A eksi 1 bölü A artı 1. Y'nin katsayısını Y'nin katsayısına böleceğim. Bak sabit sayıları da birbirine böleceğim. Ve bunların hepsi birbirine eşit olacak. Yani burası 1 bölü 2 ya. Hemen şuradan B'yi bulalım. Yani B bölü B eksi 1. 1 bölü 2. İçler dışlar yaparsam 2B eşittir. B eksi 1. B eşittir eksi 1. Şimdi bunu da 4 bölü 8'e eşitleyeceğim. Çünkü her şey birbirine eşit burada. Yani buraya 1 bölü 2 yapıyorum yine. Sonucu şöyle yazayım. 1 bölü 2 A eksi 1 bölü A artı 1. İçler dışlar yapıyorum yine. 2 A eksi 2 A artı 1'e eşit. A eşittir 3. Bize ne istemiş? A artı B demiş. Yani şu ikisini topla demiş. Ne çıktı? 2. Kafana takılan bir şey var mı? Yok, anladım. Yaranmayalım. Sonra bakarız. Ha, bir kural yok yine. Haliyle. Ne yapmış olabilir? Şu topları kaldırmış diyorsun. Şunu elde etmiş. Şurası tamam. Yani şuradakileri silmiş. Sonra ne yapmış? Tekrar onları geri getirmiş. Şu boşluklara bir tane koymuş. Sonra ne yapmış? Burayı hiç ellememiş. Şunları getir, bir tanesini silip bunu mu getirmiş? Allah Allah. Ne yapmış olabilir? Şimdi bunları silip tekrar geri koymuş ama tekrar silmemiş. Demek ki orada başka bir şey var. Düşünelim. Burada bir harf mi var? Bu B mi? Bu B değil mi? Evet, yani B B, C, D, temelde. E, F mi acaba? F diye bir şey var mı? Allah cezalarını vermeye. Al. Şeyle hiç alakalı yok. Bak B, C, D, E, F. F Bence harfi. öyle düşünmedim yani. Ya diyorum ya hani hiçbir şeyi yok. Hani yani siz gördün göremedin kaldı. Şimdi yıldızı ne yapmış? Sağa kaydırmış. Çaprazı almış yani yıldızı. Şunu önce sağa almış. Sonra çaprazı almış. Sonra tekrar sağa almış. Peki daireyi ne yapmış? Sola almış. Daireyi sola almış. Sonra yok pardon. Sola almamış. Daireyi ne yapmış? Aşağı almış. Sonra çapraz almış. Sonra şöyle yapmış. Peki hani hala bir kafamda bir şey oluşmadı. Devam edelim. Üçgene bakalım. Üçgeni ne yapmış? Yukarı almış. Çapraz almış. Sonra ne yapmış? Yukarı almış. Çapraz almış. Tekrar yukarı almış. Peki bu bir tık daha sanki şey gibi. Bir de kareye bakalım. Tabi böyle yazınca da tek tek zor oluyor da hani soruyu çözerken muhtemelen sola almış, çapraz almış, tekrar sola almış. Acaba sağ, çapraz şey ya hani sıralama hep ilk başta hangi hareketi yapmışsa sonra onu yapmıyor mu? Bak buraya getirmiş, çaprazı almış, sonra ilk hareketini bir daha yapmış bak. Şimdi daha, yıldız için konuşuyorum. Yıldızı ne yapmış? Sağa almış. Sonra bu tarafa almış. Sonra ilk yaptığı hareketi yapmış. O zaman ne olacak? Şimdi bunu eski haline mi geri getiriyor yoksa yine tekrardan sağa mı alacak? Muhtemelen yine sağa alıp çapraza atacak diye düşünüyorum. Bir bakalım bir. Şimdi şıklara bakalım. Beraber şıkları inceleyelim. Şimdi ilk aklımıza gelen ne? Sağ. Yani yıldız için konuşuyorum. Sağa atmış, çaprazı almış, tekrar eski haline getirmiş. Şimdi tekrar şey mi yapacak? Hani bu hareketi başlangıcından ama yok.
Cevap A mı demiş? Yıldız olduğu yerde niye kalacak ya? Yıldız ne yapmış? Şurada. Şurada. Tabii biz böyle düşünüyoruz da tabii soru hiç alakasız olabilir. Az önceki gibi A, B, C, D, E, F olabilir yani de. Kareye ne yapmış? Bir dakika, dördüncü şekilde beşinci şekilde aynı mı? Allah Allah. Evet. Ne Öyle. alaka ki? Yani şey mi demek istiyor? Hani yıldız her yerde bulundu. Öyle bir şey. Bilmiyorum, ben şimdi fikir yürütüyorum. Yıldız bir de bulundu. Burada bulundu. Bu hepsinde bulundu. Kare de aynı şekilde hepsinde bulundu. Yani şey tamam, şekil tamamlanmış mı oldu? Bence sıkıntılı ya. Hani ben yıldız sağ, çapraz sağ yapıyorsa ya tekrar sol, çapraz sol yapmalı diye düşünürdüm. Ya da aşağı sağ sol, aşağı yapmış. Bilemedim paşa. Hani şey aynı şekil Hocam çıkmasından galiba ben. şey Cevabın yapmış. aynı. Şimdi ben şimdi Dinliyorum baktım ben. da mesela şimdi birinciden ikinciye geçerken bir tur sağa döndürmüş. Sonra ikinciden üçüncüye geçerken iki tur sağa döndürmüş. Üçüncüden dördüncüye geçerken üç tur sağa döndürmüş. Dörtten de dört tur döndürünce yine aynısı olacak zaten. Bravo. Tamam. Aferin sana.